Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Kayınvalidem kendi elleriyle bizlere bazlama hazırladı ve ben video çekip sizlere sunmak istedim. Bu güzel tarifi gelin dilerseniz nasıl hazırlamış videomda sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi kayınvalidem ve kızım yöresel kıyafetimizle kendi köyümüzün Sivas yöresinin yöresel kıyafetiyle hazırlayacak tarifi. 5 kilo unun içerisine 4 yemek kaşığı kuru mayayı, 4 yemek kaşığı tuzu ilave ediyor. Alabildiğine su ilavesi yapacak. Toplamda 5 kilo unun içerisine 4 litre artı 2 su bardağı su ilavesi yaptı. Aslında sesli sizlere anlattı tarifi ama ses biraz kısık çıktığı için ben üstüne tekrardan ses çektim. Gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyor. Çok güzel anlattı tarifi. Nasıl hazırladığına dair söylediğim gibi sesi çok belirgin çıkmadığından ne söylediği çok anlaşılmıyordu. Ben tekrardan sizlere anlatmak istedim nacizane. Su ilavesi yapmaya devam ediyor. Genelde kendi ekmeğimizi evimizde kendimiz hazırlıyoruz. Bazlama sacıyla ya da tavanın içerisinde hiç fark etmez. Tarifi 5 kilo undan hazırladı. Gördüğünüz gibi güzelce yoğuruyor. Hamur, yumuşak kıvamlı bir hamur. Hamurumuzu güzelce yoğurdu kayınvalidem ve 1 saat mayalanmaya bırakacak. 1 saat mayalanan hamuru bezelere ayırıyor. Tekrarlamak istiyorum. Aslında sesli sizlere tarifi anlattı ama sesi çok kısık çıktığı için videoda tekrardan üstüne ses çektim. Tüm hamuru bezelere ayıracak. Gördüğünüz gibi hamur gayet ele yapışan bir hamur. İlk hamurumuzu açtı ve sacın üzerine koydu. Saç, bazlama sacı, Sivas yöresi, Tokat yöresi yapanlar, evinde olanlar iyi bilir. Söylediğim gibi genelde biz ekmeğimizi kendi evimizde yaparız. Bu şekilde sacın üzerinde yaparız. Sizlere de çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Biz sac üzerinde hazırladık. Siz tavanın içerisinde teflon ya da granit bir tavanın içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bazlamanızı gayet güzel olur bizimki gibi. Bizim evimizde bazlama sacımız var. Dilediğimiz zaman ekmeğimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu güzel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Videomun altına yorum ve beğeninizi esirgemeyin. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Videomun nasıl olduğuna dair sizlere ufak bir video hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz.